Teslimat sırasında hesabıma 1 milyon para Garanti Bankası'ndan geldiğini gördüm. Para benim olmadığı için bankayı direkt aradım. Böyle bir para bana aktarıldı. Bu para bana ait değil dedim. Onlar da biz size hemen dönüş sağlayacağız, bir bekleyin dediler. Daha sonra bana döndüklerinde gelin parayı değerlendirelim dediler. Ben tekrardan yineledim. Hayır, bu para benim değil dedim. Daha sonra bizim bankamıza bir gelebilir misiniz dediler. Ben oraya gittim. Bu paranın bana ait olmadığını tekrar beyan ettim. Sahibi olan kişiye parayı iade ettim. Ya aslında bu abartılacak bir şey değil. Sadece ben vatandaşlık görevini yaptım. Çünkü ben bu zamana kadar haram yemedim ve haramdan uzak durduğum için aileme de yedirmedim. Ben bunu kendime yakıştırmadım. Ama şimdi bu hayat şartlarında tabii insanlar biraz şaşırıyor. Ama dediğim gibi ben sadece üzerime düşen vazifem olarak vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu zamanın, bu şartların bizim insanlığımızı, karakterimizi, kalitemizi eksiltmediğini ve bozmadığını göstermek istiyoruz.